Evet, geldik yasama bağışıklıklarına. Yasama bağışıklığını ikiye ayırarak inceleyeceğiz. Bir, yasama dokunulmazlığı yani nispi dokunulmazlık. Bir de yasama sorumsuzluğu yani mutlak dokunulmazlık. Sevgili arkadaşlarım, gerek dokunulmazlık gerek sorumsuzluğun varlık sebebi şudur. Milletvekillerinin aslında herhangi bir keyfi tutuklama ve sorgulamalara maruz kalmasını engellemek, bu tip şeylere maruz kalmamasını sağlamak diyeyim daha doğrusu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilmelerini sağlamaya dönük bir korumadır aslında bunlar. Yani yaptıkları yasama faaliyetini layıkıyla yerine getirebilirsinler. Herhangi bir etki ve baskı altında kalmasınlar diye aslında var olan muafiyet türleridir. Şimdi yasama dokunulmazlığı yani nispi dokunulmazlık ne? Efendim, dokunulmazlık seçimden önce veya sonra. Bakın, seçimden önce veya sonra bir suç işlediği iddia edilen milletvekili meclis kararı olmadan tutulamaz, tutuklanamaz, sorgulanamaz ve yargılanamaz arkadaşlarım. Seçimden önce yani kişi milletvekili olmadan önce ya da kişi milletvekili olduktan sonra yani seçimden sonra sevgili arkadaşlarım. Bir suç işlediği iddia edilen milletvekili tutulamaz, meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, tutuklanamaz, sorgulanamaz, yargılanamaz. Fark ettiyseniz bu dört şeye karşı bir korumadır yasama dokunulmazlığı. Yani bu dört şey dışında her şey ne yapılabilir? Yapılabilir. Dokunulmazlığın koruduğu şey bu dört şeye karşıdır. Şimdi meclis kararı olmadan bunlar yapılamaz dedik ama hakkında bir suç iddiası olan milletvekili hakkında iki tane özel istisnai durum vardır. Bunlardan bir tanesi ağır cezayı gerektiren bir suçüstü halidir. Ağır cezayı gerektiren bir suçüstü halinde milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması beklenmez arkadaşlarım. Milletvekili alınır götürülür, haber verilir meclise aldık biz bunu diye. İkinci özel durumsa soruşturmasına seçimden önce başlanmış olmak kaydıyla anayasanın 14. maddesi hükümlerine aykırılıktır arkadaşlarım. Öncelikle 14. maddeyi bir hatırlayalım daha önceki derslerimizden. Temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılamaması maddesiydi. Ben kabaca şöyle ifade etmiştim. Bu maddeye göre işte bölücülük yapmayacaksın, rejimi değiştirmeye çalışmayacaksın. Yani hak ve hürriyetlerinden hiçbirini ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne aykırı faaliyetler biçiminde ya da laik cumhuriyetin temel ilkelerine aykırı faaliyetler biçiminde yorumlayamaz, kullanamazsın diyor. Şimdi 14. maddeyi bir hatırladık cepte. Şimdi buraya çok dikkat ediyoruz. Dokunulmazlığın istisnası anayasanın 14. maddesine aykırılık değil fark ettiyseniz. Soruşturmasına seçimden önce başlanmış olmak kaydıyla anayasanın 14. maddesine aykırılık. Örnek verelim. Ben bugün bölücü örgüt üyesi olmakla yargılanıyorum. Yani anayasanın 14. maddesi hükümlerine bir aykırılığım var. Doğru mu? Efendim şey oluyor, milletvekili seçiliyorum. Şimdi normalde vekil seçildiği zaman ben tık dokunulmazlık zırhından yararlanıyor muyum? Evet. Ama bu hariç. Diyeceksin ki ya ama hocam seçimden önceki suç iddiaları ile ilgili de korunuyordu hani milletvekili. Evet. Her türlü suç iddiasına karşı korunuyor. Bu hariç. Bölücü örgüt üyesi olmam meselesi anayasanın 14. maddesine aykırı olduğu için ve soruşturmam da milletvekili olmadan önce başladığı için dokunulmazlık beni ne yapmayacak? Korumayacak sevgili arkadaşlarım. Tamam. Ama şöyle olsaydı. Ben milletvekili seçildim. Ben milletvekili seçildikten sonra hakkımda bölücü örgüt üyesi olduğum iddiası var. Şimdi bu herhangi bir suçlama türü yani. Şimdi soruşturma seçimden önce başlamadığına göre benim yargılanmam için dokunulmazlığımı mutlaka kaldırmaları gerekir. Çünkü bunun istisna olması için son kez söylüyorum soruşturmasına seçimden önce başlanmış olmak gerekir. Tamam mı arkadaşlarım? Bunu cebimize koyduk. Dokunulmazlık meselesinin nispi dokunulmazlığın özelliklerine gelecek olursak. Sevgili arkadaşlar, dokunulmazlığın varlığı hukuk davası açılmasına engel değildir milletvekilleri hakkında. Dokunulmazlık milletvekillerini sadece ceza kovuşturmalarına ve infazına karşı koruyan bir şeydir. Ceza davalarına karşı korur yani. Hukuk davası açılmasına engel değil. Dokunulmazlık milletvekillerini hukuk davalarına karşı korumuyor. Dokunulmazlık kaldırılabilir. Hatta kaldırılması o kadar kolaydır ki. Kolaydırdan kastım da şu bu arada, basit çoğunlukla kaldırılabilir bir şey. Bir milletvekili hakkında ki dokunulmazlık kaldırılabilir bir şeydir.
Sevgili arkadaşlarım, dokunulmazlık milletvekillerini milletvekili oldukları süre boyunca korur. Yani milletvekilisin, tak dokunulmazlık zırhına girdin, vekillik bitti, tak dokunulmazlık zırhın gitti. Vekil olduğun süre boyunca sadece seni koruyan bir şeydir nispi dokunulmazlık. Şimdi dokunulmazlığın kaldırılması kararına karşı sevgili arkadaşlarım, şimdi şöyle hatırlatayım. Bir önceki derslerimizden bir tanesinde parlamento kararlarını konuşmuştuk hatırlarsanız. Ve parlamento kararlarının nesi yoktu? Yargısal denetimi yoktu. Üç tanesi hariçti. Bu hariç olanlardan, yani yargısal denetime açık parlamento kararlarından bir tanesi dokunulmazlığın kaldırılması kararıydı hatırlarsanız. Dokunulmazlığın kaldırılması kararı bir parlamento kararı olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi'ne iptal istemiyle götürülebilir. Peki kim götürür bunu? Herhangi bir milletvekili arkadaşlarım. İlla dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili değil, herhangi bir milletvekili bu karara karşı Anayasa Mahkemesi'ne gidebilir 7 gün içinde. Anayasa Mahkemesi de konuyla ilgili kararını 15 gün içinde verecektir. Tamam. Sevgili arkadaşlarım, üyelikte zaman aşımı işlemez. Yani bir milletvekili, ben bu dönem milletvekiliyim. Değil mi? Dokunulmazlık beni koruyor. Hakkımda da bir dava var ama dokunulmazlığım var. Kimse bana bir şey yapamıyor. Bir dönem daha milletvekili seçildim. Bir dönem daha milletvekili seçildim. Oo, ceza zaman aşımı, dava zaman aşımı. Şimdi bunlar ortaya çıkabilir değil mi? Heh, işte böyle şeyler olmasın diye demiş ki kural koyucu. Milletvekilleri özel duruma sahip, yani dokunulmazlıkta korunan kişiler bunlar. Üyelikte zaman aşımı işlemez demiş. İsterse 5 dönem milletvekili ol, fark etmez. Dava vekilliğin bittiği an kaldığı yerden ne yapacak yani? Devam edecek, zaman aşımı işlemiyor. Sevgili arkadaşlarım, dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili dokunulmazlığı kaldırılmış milletvekildir. Yani dokunulmazlığı kaldırılması milletvekilliğini ne yapmaz? Düşürmez arkadaşlar. Efendim, parti gruplarımız vardı mecliste hatırlarsanız. Parti gruplarımız dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili görüşme yapıp karar alamazlar. Bu yasama dersinde konuşacağız zaten. Parti grupları en az 20 milletvekiline sahip olarak kurulan parti gruplarının yapamayacağı işlerden bir tanesidir. Dokunulmazlığın kaldırılması kararı parti grubu kararı olamaz diyorlar yani. Sen parti grubunda böyle bir karar, böyle bir görüşme yapıp karar alamazsın diyor. Dokunulmazlık feragatı olan bir şey değil. Hiç kimse, hiçbir milletvekili ben dokunulmazlık istemiyorum alın diye bir şey diyemez. Feragat mümkün değil. Şimdi dokunulmazlık bu arada kaldırılabilir bir şey demiştik ya. Her suçlama için ayrı ayrı kaldırılır arkadaşlar. Örneğin hakkımda hırsızlık iddiasım var. Bu konuda yargılanmam için dokunulmazlığımı kaldırırlar. Hakkımda taciz iddiasım var. Dokunulmazlığımı yeniden kaldırmaları gerekir taciz iddiasıyla yargılanmam için. Her suçlama için ayrı ayrı kaldırılması gereken bir şeydir. Aksi halde çünkü dönemin başında bir milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırırsın, daha da nefes aldırmazsın. Çünkü biz dokunulmazlığın varlık sebeplerinden bir tanesi neydi? Milletvekillerinin keyfi tutuklama ve sorgulanmanın önüne geçmekti zaten. Böyle kaldırabiliyorsam bu sıkıntı olurdu. O yüzden her suçlama için ayrı ayrı kaldırılması gereken bir şey. Hatta tekrar seçilen milletvekili hakkında kovuşturma ve soruşturma da sevgili arkadaşlarım yeniden meclisin yani yeniden dokunulmazlığı kaldırmasına bağlıdır. Örneğin ben bu dönem milletvekiliyim. Hakkımda hırsızlık iddiası var. Dokunulmazlığımı kaldırmışlar, yargılanıyorum. Bu arada hala milletvekiliyim. Dönem bitti. Yeniden seçimler oldu. Ben yeniden milletvekili oldum. Şöyle diyemezler. Ya biz önceki dönemde de milletvekiliydi devrim. Dolayısıyla biz orada bu hırsızlık iddiasıyla ilgili dokunulmazlığını zaten kaldırmıştık. Yargılanmaya devam etsin diyemezler. Çünkü her yeniden seçildiğim dönem yepyeni bir dönemdir. Sıfatı yeniden yepyeni kazandığım bir şeydir. O nedenle meclisin yeniden dokunulmazlığı kaldırması gerekir tekrar seçilen milletvekili hakkında. Sevgili arkadaşlarım, yasama dokunulmazlığından bu arada milletvekilleri dışında Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar da yararlanır. Saydıklarıma lütfen dikkat edin yürütmede. Cumhurbaşkanını saymıyoruz, farkındasınız değil mi? Milletvekilleri dışında yardımcılar ve bakanlar arkadaşlar yararlanıyorlar dokunulmazlıktan. Cumhurbaşkanı değil. Bu arada yardımcılar ve bakanlar da kendi dokunulmazlıklarının kaldırılması kararına karşı Anayasa Mahkemesi'ne itiraza gidebilirler aynı milletvekilleri gibi.
Şimdi biz bu dokunulmazlığın kaldırılmasından bahsettik ya, bu kaldırılma süreci nasıl oluyor peki? Dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik istemler başkanlıkça arkadaşlarım karma komisyona havale ediliyor. Karma komisyon anayasa ve adalet komisyonlarından ikisinin birleşiminden oluşan bir komisyondur. Karma komisyonda görüşülüyor yani dokunulmazlığın kaldırılması istemleri. Karma komisyon dokunulmazlığın kaldırılması kararı verebilir. Kovuşturmanın sıfatın bitimine ertelenmesi kararı da verebilir. Yani bir istem olumlu karşılanabilir. Evet, dokunulmazlığı kaldırılsın bu milletvekilinin de denebilir. Karma komisyon dokunulmazlığı kaldırmıyorum. Hakkındaki milletvekili hakkındaki kovuşturma sıfatın bitmesini ertelensin de diyebilir. Tamam. Eğer erteleme kararı verdiyse komisyon arkadaşlarım, genel kurulda bu karar okunur. Yani dokunulmazlığını kaldırmıyoruz, milletvekilliği sıfatının bitmesi beklensin kararı genel kurulda okunur. Bu okunmanın, bu karar yani okunduğunda 10 gün içinde şayet itiraz yoksa bu karar erteleme kararı kesinleşir. Bu cepte. Karma komisyon ne karar da verebilir dedik? Dokunulmazlığın kaldırılması kararı da verebilir. Şimdi dokunulmazlığın kaldırılması kararı ya da kovuşturmanın ertelenmesine ilişkin 10 gün içinde bir itiraz olursa bu iki karar genel kurulda ne yapılır? Görüşülür arkadaşlarım. Milletvekilinin her durumda, yani dokunulmazlığı kaldırılan kişinin daha doğrusu her durumda kendini savunma hakkı vardır. Komisyonda, işte önceki komisyonda, karma komisyonda, genel kurulda kendini savunabilir. Son söz her koşulda savunmanın olacaktır. Dikkat edin arkadaşlarım. Dokunulmazlığın kaldırılma sürecinde genel kurulda görüşülen şey komisyonun aldığı dokunulmazlığın kaldırılması kararı ya da genel kurulda erteleme okunduğunda buna itiraz varsa bu karar şey yapılıyor, görüşülüyor. Tamam mıyız arkadaşlarım? Çünkü burada erteleme kararında itiraz yoksa karar kesinleşmiş oluyor. Genel kurula geldiğinde de şuradan hatırlarsınız. Genel kurulun nasıl bir çoğunlukla karar vermesi gerekiyor? Basit çoğunlukla karar vermesi yetiyor dokunulmazlığın kaldırılması için. Son olarak bir de yasama sorumsuzluğu var. Mutlak dokunulmazlık dediğimiz. Milletvekillerinin yasama, denetim ve faaliyetlerinde oy ve sözleriyle, bu faaliyetler esnasındaki oy ve sözleriyle mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden ve bunları dışarıda tekrarlamaktan dolayı sorumlu tutulamayacağını düzenleyen bir şeydir yasama sorumsuzluğu. Yani konu nedir? Milletvekillerinin oy ve sözleridir. Tamamen düşünce beyanlarıdır. Meclis içinde veya aynı şeyi meclis dışında tekrar etmekten milletvekilleri sorumlu tutulamaz arkadaşlarım. Mutlak bir dokunulmazlıktır. Sorumsuzluk yani mutlak dokunulmazlık, nispi dokunulmazlıktan farklı olarak hem cezai hem de hukuki takibata karşı korur. Hatırlatırım, nispi dokunulmazlık milletvekillerini sadece ceza davalarına karşı korurken sorumsuzluk kapsamına giren bir konuyla ilgili hem ceza hem de hukuk davalarına karşı koruyan bir dokunulmazlık. Korumanın süresi ömür boyudur arkadaşlarım. Sürekli bir koruma vardır. Ne demek bu? Ben milletvekili olduğum sürece düşüncemi beyan ettim. Şöyle düşünmem yani. Ya benim bir gün bir milletvekilliğim bitecek. Bitince vallahi beni bir sürü dava açılır bana diye bir korkuyla hareket etmesini engeller. Kişi milletvekilliği bittikten sonra da milletvekilliği döneminde verdiği oylar ya da söylediği sözlerle ilgili yargılanamaz ömrünün sonuna kadar. Kaldırılabilir bir şey değildir. Yine bundan farklı olarak arkadaşlarım dikkat edin. Dokunulmazlık, yani nispi dokunulmazlık kaldırılabilir ama mutlak dokunulmazlık kaldırılamaz. Yine bu da aynı diğer dokunulmazlık gibi feragatı mümkün olmayan bir şeydir. Feragat mümkün değildir. Ve son olarak yasama sorumsuzluğu yani mutlak dokunulmazlık milletvekillerini disiplin cezalarına karşı korumaz arkadaşlarım. Şimdi milletvekillerinin işte uyarma, kınama, meclisten geçici uzaklaştırma gibi 3 tip bir disiplin cezası var. Bu cezalara karşı sorumsuzluk milletvekillerini korumuyor arkadaşlar. Örneğin sen kürsüden bir takım laflar ettin, işte bir takım davranışlarda bulundun. Sorumsuzluk seni koruyabilir. Hani bunu bir düşünce beyanı olarak kabul etmiş ve seni dava konusu etmemiş olabilirler. Ama bu senin uyarılmayacağın anlamına gelmez. Yani disiplin cezası meselesi sorumsuzluktan farklı bir şeydir. Birbirini koruyan ya da engelleyen şeyler değildir sevgili arkadaşlarım.